İşte Jin Kart uygulamamız var. Bunlara eminim sevgili eş başkanımız cevap verir ve en önemlisi halk lokantası. Bütün bunları biz faaliyete geçirdik. Bununla birlikte... Bu İstanbul'da başlayan kent lokantası aslında değil mi? Dağlı evet, onun işte biz yayıldı. Adını halk lokantası olarak açtık. Binlerce insanımız orada, başka şubelerini de açacağız. Fakat ilk etapta 600 yurttaşımızın faydalanabileceği çok da güzel, kaliteli, çok sağlıklı bir hizmetimiz de o. Diğer boyutlarıyla çok dilli belediyecilik anlamında, diğer işte özellikle kırsal kalkınma, tarımsal kalkınma anlamında birçok hizmetlerimiz oldu. Ulaşım anlamında, diğer özellikle kentin kimliksiz ve ruhsuz bırakılması, kentin kültürel değerlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik, bunun tam aksine Van'ın çok kimlikli, çok kültürlü yapısına uygun, o tarihi dokusuna, burada yaşayan farklı kimliklerin yaşam tarzına uygun yeniden kente bir kimlik kazandırma, bir estetik kazandırma boyutuyla bugüne kadar hep ranttan yana, hep sermayeden yana hiçbir şekilde katılımcılığı öne koyarak yapılmayan imar planlarının aksine hem strateji planları, hem imar planları, hem ulaşım master planlarının katılımcı bir anlayışla, kentin dinamikleriyle, burada yaşayan herkeste, meslek odalarıyla ilgili, STK'lerle, kentin daha yeşil, daha yaşanabilir, daha erişilebilir bir kent haline ulaşması adına bütün o planlama süreçlerinde engelli bireylerin dernekleri başta olmak üzere, çevre, kadın, ekoloji dernekleri adına da bütün bu planlama süreçlerimiz çok ortak akılla, toplumsal akılla yürüyor. En önemlisi, biz hep söyledik, kenti, kentin dinamikleriyle birlikte yöneteceğiz. Bunun için de kent konseyini biz harekete geçiriyoruz. Kentte yaşayan bütün siyasi partiler, kentte yaşayan bütün sivil toplum kuruluşları, fikirleri, zikirleri ne olursa olsun içerisinde kendini bulacağı, bizim olacağımız, orada herkesin kendi alanlarıyla ilgili, çevreden imara, kültürden tarıma, yoksulluktan işsizliğe, turizmden kültüre, kenti hak ettiği potansiyele taşıma adına bütün orada ortak aklı, toplumsal aklı hayata geçirecek, kenti tüm boyutlarıyla daha olması gereken potansiyele çıkarma, işte burada başta göçe ve yoksulluğa, işsizliğe mahkum bırakılmış gençlere iş, istihdam alanları yaratma konusu da başta olmak üzere diğer bütün konularda çalışmalarımız da devam ediyor. Ben şunu da ifade edeyim, sonra sözü sevgili eş başkanımıza bırakalım. Özellikle çok gündeme geliyor, bunu önemsiyoruz biz. Seçimlerden 6 ay önce biliyorsunuz kanunen ihale yapılması yasak. Etik olarak da belediyeler işe alımlarda çok ketum davranıyorlar. Yani kimseyi işe almıyorlar. Öyle olması gerekiyor etik olarak. Fakat bu kayyum çok ihtiyaç fazlası personel işe almış. Kaç sayı verirseniz? Yani sayıları binleri buluyor. Fakat biz son 6 ayı kıstas alarak Büyükşehir Belediyesi'nde ve bağlı bulunduğu VASKİ kurumundan bu şekilde aslında torpille, aslında birçoğu AKP'li bürokratın yakını, AKP'li siyasetçinin yakını, zengin çocuklarının seçim vaadiyle işe alındığını biz öğrendik, gördük. Ve son 6 ay içerisinde o kanunen yetkimiz de vardı. Bu şekilde işe alınanları biz işten çıkarmak zorunda kaldık. Çok çarpıcı örnekleri var. Yani burada aslında belediye bütçesinin personel giderinin %30'unu aşmaması gereken bir gerçeklik varken kayyum bunu da göz önünde bulundurmamış, belediyeleri doldurdukça doldurmuş. Biz de bir inisiyatif aldık. Bu süreçte hiçbir adalet mekanizması yürütülmemiş. Yani bu insanlar işe alınırken Van'da bir ilan yapılmamış. Ey Van halkı, biz belediyeye insanları alacağız. Gelin siz de başvurun. İhtiyaç sahipleri, artık biz mülakat mı yaparız, kura mı çekeriz, yazılı sınav mı yaparız? Bu adalet mekanizması hiç işletilmemiş ve maalesef ahbap çavuş ilişkileriyle buralar tıka basa doldurulmuş. Çok çarpıcı örnekleri var.
Mesela bunlardan bir tanesi Van Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı. Yani belediyeyi denetleyecek, belediyede yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük var mı diye denetleyecek insanın eşini seçimlerden bir ay önce işe almışlar. Ne görevli? İşçi. İşçi. Yani bu Belvan şirketi var. Hiçbir adalet mekanizması işletilmemiş, ilan yapılmamış, sınav yapılmamış. İkili ilişkiler üzerinden, bakınız bu çok çarpıcı bir şey, çok vahim bir şey. Yani ahlaki çöküşün, pervasızlığın bir çarpıcı örneğidir. Yani bir belediyeyi teftiş edecek, kontrol edecek teftiş kurulu başkanının eşini kayyum işe alıyor. Neden alıyor? Neden korkuyorsunuz? Ya da ne borcunuz var ona? Neyi kapatmayı vaat ettiniz de eşini aldınız? Nenin denetlenmesini istemediniz? Bu kadar fakir fukara varken, bu kadar işe ihtiyacı olan insanlar varken siz nasıl bir teftiş kurulu başkanının eşini alırsınız? Ya da bir AKP'li siyasetçinin, yani burada isim vermek istemiyoruz, Van'ın en zenginlerinden birinin, siyasal bilgiler fakültesi mezunu oğlunu bir ay önce işçi olarak işe almışlar. Seçimlerden bir ay önce. Bakınız, çocuk siyasal bilgiler fakültesi mezunu işçi olarak almışlar. Ve Van'ın en zenginlerinden birinin çocuğu. Şimdi bu yetmemiş, o iş insanı bir de damadını işe sokmuş. Bakınız. O kadar çarpıcı örnekleri var ki. Şimdi dolayısıyla biz orada kamuoyu vicdanının rahatlatması adına, şimdi biz bu insanları işten çıkardık. Fakat şunu da ifade edelim. O dönem, evet bir adalet mekanizması işletilmemiş, evet kayyum ikili ilişkiler üzerinden insanları işe almış. Peki gerçekten bunların içerisinde ihtiyacı olan, fakir olan insanlar yok mu? Var. Bak biz onu inkar etmiyoruz. Ve onların mahkeme süreçleri devam ediyor. Mahkeme süreçleri neticelendiği zaman biz o gerçekten ihtiyacı olan, gerçekten emekçi olan kardeşlerimizi yeniden değerlendireceğimizi hep söyledik. Yeniden ifade edelim. Ama mahkeme yani 250'ye yakın bir başvuru var mahkemeye. Tabii bunların içerisinde bahsettiğimiz zengin, torpille, rüşvetle, ikili ilişkilerle işe girenler var. Onların kesinlikle ayıracağız. Fakat gerçekten ihtiyacı olan, bizim de tespitlerimiz var, çalışmalarımız var. Hak sahibi, gerçekten emekçi, işçi, o dönem bir şekilde artık yani burada ne kadar söylemek doğru olur bilemeyiz. Belki gitmiş, bir keçisini satmış, bir küpesini satmış, bir şekilde işe girmiş. Yani bunu artık çok detaylı açıklamaya gerek yok. Ama ne yapsın? İhtiyacı var. Biz bunları yeniden emekten yana tavrımızdan dolayı, emekçiden yana tavrımızdan dolayı yeniden değerlendireceğimizi seçimden önce de söylüyorduk, şimdi de söylüyoruz. O hukuki süreç neticelensin, onların durumunu farklı bir şekilde değerlendireceğiz. Ben de bunları ifade edeyim.